yollarını bana öğret, yönlerini bildir. Eğit beni, lütfen bana, umudum sende. Ya Rab, bütün varlığımla sana yaklaşıyorum. Ya Rab, sevgini anımsa sana güveniyorum. Ya Rab, üzüntüme bak, sana sığınıyorum. Ya Rab, bütün varlığımla sana yaklaşıyorum. Sevgili seyircilerimiz, bir programımıza daha hoş geldiniz. Allah Sevgidir programında Allah'ın varlığını anlamaya çalışıyoruz. Tabii Allah derken bazıları Allah değil Tanrı demek lazım. Kimisi ise yok Tanrı olmaz Allah demek lazım der. Hangisi caizdir, hangisi doğrudur? Gittik yine seyircilerimize, gittik insanlarımıza, sorduk tek tek. Sizce Allah'a Allah mı demek, Tanrı mı demek daha doğru mu? Sorduk, şimdi cevaplarını sizlerle paylaşalım, sonra birlikte değerlendirelim. Allah ve Tanrı arasındaki herhangi bir ilişki yoktur. Sadece Yunan mitolojisine göre Tanrı kelimesi yüce ve ulus olandı. Arap mitolojisine göre de zaten mitoloji diyemeyiz de Arap dünyasında ulu olan Allah kelimesi Tanrı ile eşdeğer. Böyle. Fark etmez. Arapların alfabesinde Allah diye geçiyor. Başka dillerde de Hristiyanlar ya da Yahudilerin de Tanrı diye geçiyor. Yani bir fark göremiyorum. İkisi de aynı şeye çıkıyor bence. Yani ben Allah tabii ki. Müslüman olduğum için Allah yani. Hristiyanlar Tanrı diyorlar. Onlara da saygımız var tabii. Bence fark etmez. İkisinin aynı anlamı da aynıdır. Sahiplenen demektir. Allah. Allah, Rab. 99 tane. Tanrı yok. Tanrı'nın anlamını da bilmem ben zaten. Yani 99 ismi varken neden Tanrı kullanılır onu da hiç anlamam. O kadar güzel isimlerimiz var ki bizim Allah'a dair. Allah'ın kendi isimleri. O yüzden Tanrı yok. En azından benim inancımda yok. Şimdi Allah Arapça olduğu için Kur'an-ı Kerim Müslüman temel aldığı zaman Kur'an-ı Kerim'de Allah geçiyor. Bir isimdir. Tanrı ise sıfattır. Allah'ın sıfatı. Yani yaratan, gücü her şeye yeten anlamına geliyor. Beni hiç fark etmez. Allah da Tanrı fark etmez. Hadi derim ben. Kurmancı olarak hadi derim. Her ikisi de aynı. Ama benim bu dünyayı varoluşu, bu evrenin varoluşu yani böyle kendiliğinden olmadığını biliyorum. Yani onun için bazıları Tanrı der, bazıları Allah der. Yani ben onun için bir varlığın olduğunu biliyorum yani. Çünkü yani boşuna olmadı hiçbir şey. Ve onun için ben ona kendimce Allah diyorum. Allahu Teala'nın konuşma adı ayrıdır. Tanrı'nın yeri ayrıdır. Mezheplere göre Tanrı da o insanlara göre de bir Allah anlamına geliyor. Onları da tabii insanlık namına daha çok öğrenmelerini istiyorum. Allah demelerini isterim efendim. Bence Allah Allah'ın çok ismi var ama bence Tanrı biraz şeydir yani bana göre biraz değişik yani Allah Allah'tır Tanrı böyle bir şey yok bence. Allah'la Tanrı arasında bize göre şimdi mesela biz Müslüman olduğumuz için Allah diyoruz. Hristiyanlar olsun onlar Tanrı diyor. Onların tabii inançları farklı olduğu için onlar Tanrı diye tabir ediliyor ama onlarınki biraz nasıl söyleyeyim yani saçmaya kaçıyor gibime geliyor yani. Onlarla yani sonuçta son peygamber bizim peygamber olduğu için yani şu an dini inançın Müslümanlık olması gerekiyordu. Onlar yani olmamış. Aynıdır. Tanrı da şeydir, ulaşılmazdır. Allah da ulaşılmazdır. Tanrı aslında hani Kürtler Hadi der, Hristiyanlar Tanrı der, Müslümanlar Allah der, Zazalar Huma der. Hani o şekilde aynı kişiye tabidir. Bizim İslamiyet'te bu fark eder ama diğer dinlerde pek fark ettiğini duymadım ben, görmedim. Tanrı demek yani sanki bana biraz şey abes kaçıyor yani. Sonuçta Allah'ın bir ismi varken neden ona Tanrı diyorsunuz ki? Bunu insanileştiriyoruz biz mesela bu sözle. Yani sonuçta Allah'ın ismi Allah'tır. Bütün kulların da tektir yani Allah. Hepsinin
tek bir ilahi vardır. Onun da adı Allah'tır. Sonuçta buna Tanrı demek olmaz. Tanrı derken sanki her kavmin farklı bir ilahi varmış gibi bir anlam çıkıyor ortaya. Yok Hristiyanların farklı bir ilahi var. Bizim farklı bir tanrımız var. Onların farklı bir tanrısı var. Hepsininki bir olduğundan dolayı bizim nasıl biz Allah diyorsak onlar da Allah diyebilirler yani. Bir insan ayağı bir yere kaydığı zaman Allah diyoruz bile. Anladın mı? Bir insanın ayağı kaydığı zaman Allah Allah diyoruz, düşmemesi için Allah Allah diyoruz. Veya bismillah bismillah diyoruz. Neden? Çünkü Müslüman olduğumuz için. Evet. Fark ediyor. Allah dediğim zaman daha manevi, duygularım daha çok kabarıyor mesela. Kendimi daha huzurlu hissediyorum. Tanrı ifadesini zaten biz Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde kullanıyoruz. Allah'tan başka tanrılar yoktur. Yani Tanrı ifadesi Kur'an-ı Kerim'de geçer. Ama Allah'tan başka ilah olmadığını belirtmek için. Yani diğer ilahları yok, ilahları tanrı olarak niteliyoruz. Bu yüzden kendi inandığım Allah'a tanrı diyemem. Çünkü Allah zıt, ona şirk koşulan şeyleri tanrı olarak nitelendirmiş. Bence kelimeler, özdeyişler, farklı cümleler, farklı ülkelerde yaşayan ayrımlar Allah mı Tanrı mı sorusunu fark eder mi fark etmez. Neye inandın, neyi anlattın, neyi kastettiğin çok önemli. Zaten ikisi de aynıdır. Tanrı kelimesi her dine göre değişir. İslamiyet'te bir Tanrı varsa o da Allah'tır. Diğer dinlere göre tanrılar kendilerine göre yapmışlardır. Onların inancıdır. Allah isterse yapar, Tanrı isterse yapmaz. Tanrı ile Allah'ı ayırmak lazım. Gördüğümüz gibi bazıları diyor, aynı kapıya çıkıyor. Kimisi ise ısrar ediyor, Allah olması gerek. Bir başkası diyor ki Tanrı Hristiyanların kullandığı ya da Tanrı Allah'ın bir sıfatıdır diyor. Hangisi doğrudur? Şimdi biraz da bunları değerlendirmeye çalışalım. Şimdi aslında dikkat ederseniz bizler Allah ya da Tanrı diye tartışırken esas meseleyi bence gözden kaçırıyoruz. Şimdi Allah'a doğru düzgün hitap etmek mi önemli, yoksa Allah'la ya da Tanrı'yla doğru düzgün bir ilişki kurmak mı önemli? Şimdi bir çocuk en başta doğduğu zaman hafiften büyümeye başladığında kelimeler çevirmeye başlıyor. Ve babasına, annesine bir şekilde hitap etmeye başlar. Anne, ana, baba der. Şimdi baba, anne der mi? Sus. Sen bana doğru düzgün diyeceksin. Mehmet Bey diyeceksin. Ayşe Hanım diyeceksin. Olur mu öyle şey? Elbette ki sevinir. Baba, ana ya da çarpık bir şey söylemesiyle de sevinir. Çünkü anne babanın istediği ilişkidir. Orada hitap tarzı çok bir önemi yok onun için. Dediğimiz gibi önemli olan ilişki, önemli olan Tanrı'yı ya da Allah'ı doğru düzgün tanımak ve o bağı kurmak, köprüyü sağlamak. Şimdi aslında burada Allah ile Tanrı arasındaki fark bir dil farkıdır. Yani Allah Arapça dilinden gelmedir, Tanrı ise Türkçeden gelmedir. İkisi aynı Yaradan'ı, aynı yüce varlığa hitaben kullanılır. Sonuçta Allah tektir, doğru değil mi? Tanrı da tektir. Hitap ettiğimiz varlık birdir. Ve hangi dille hitap ettiğimize göre değişir bu. Örneğin ben bugün İngilizce konuşuyor olsam Tanrı ya da Allah değil God derim. Arapçada Allah denilir belki ama Almanca'da Gott denir. İspanyolca'da Dios denir. Kürtçe konuşuyor olsak Hode derdik. Her dile göre farklı bir isimle Allah'a hitap edilir ama bu demek her dilden, her kültürde Allah farklı mı oluyor? Hayır. Allah ya da Tanrı aynıdır. Bir varlıktır. Hepimizi yaratanın bir olduğuna inanıyoruz sonuçta. Şimdi hangi isimle hitap ettiğimizden ziyade kimi ya da nasıl birini kast ettiğimiz esas önemlidir. Birinin fragmanda söylediği gibi. Evet, kimi kastettiğimiz çok önemli. Yani aklımızda şekillenen, aklımızda canlanan o varlığın nitelikleri kim olduğu esas önemlidir. Örneğin benim adım Can. Ama bugün farklı bir kıtaya gitsem belki İspanyolca'da Juan derler. İngilizce'de Can derler. Ya da eski İngilizcesiyle Ian ya da Orta Doğu'ya gidecek olsam Yuhana derler. Ama ben yine bir kişiyim. Farklı dillerden bana farklı isimlerle hitap edilse de ben değişmiyorum. Ben yine bir kişiyim. Ama bizler ısrarla yok Allah demek lazım.
diye dersek, bu defa ırkçılığa giriyor bu. Sanki Allah bir tek Arapça biliyor, sanki bir tek Arapları seviyor ve herkesin Arapların diliyle ona hitap etmesi gerek diye ısrar edersek, gerçekten bu çok yanlış bir sonuca iletir bizleri. Esas Allah herkesin, bütün ulusların, her ırkın Allah'ı Tanrısı ise, herkes kendi dilinde Allah ismiyle, Tanrı ismiyle ona hitap edebilmeli. Peki bu dil ayrımı esas nereden geliyor? Bilir misiniz, ilk Tanrı Adem ve Havva'yı yarattığı zaman onların dili mutlaka ki birdi. Ve Nuh'a kadar bu şekilde devam etti. Nuh'tan sonra yine insanlar bir dil konuşuyorlardı. Hangi dil olduğunu bilmiyoruz. Bunu belki sosyologlar tartışabilir. Ama biliyoruz ki Babil dediğimiz bir olaya kadar bütün dünya aynı dili paylaşıyordu. Babil derken neyi kastediyoruz? Aslında bu olayı Kutsal Kitap'ta Yaratılış 11. bölümünde okuyoruz. O zaman Allah insanlara, Nuh'tan sonraki insanlara dedi ki yayılın, bütün dünyayı doldurun. Ama insanlar kesinlikle Tanrı'ya uymak istemediler ve hep bir yerlerde birlikte toplandılar. Hatta Allah'a karşı gelmeye başladılar. Dediler ki biz kendimize bir nam yapalım, kendimizi yüceltelim. İnsanlar bizi unutmasınlar, bir anıt yapalım kendi yüceliğimizi gösteren. O zaman onlar bir kule yapmaya başladılar. Ve bu kulede herkes tabii ki aynı dili konuştukları için rahatlıkla anlaşabiliyorlardı, çalışıyorlardı, yükseliyordu. Ve Rab Allah bunu gördüğü zaman çok üzüldü. Çünkü onların kendisine karşı meydan okuduklarını anladı. O zaman ceza olarak onların dillerini karıştırdı. Ve her birine farklı bir dil verdi. Öyle ki anlaşamaz oldular. Böylece kısa bir sürede o kulenin yapımı bitmiştir ve durmak zorunda kaldılar ve herkes kendi yerine dağıldı. Böylece insanlar ırklara bölünmüştür, farklı toplumlara bölünmüştür ve dünyanın farklı farklı yerlerine gidip yaşamaya başladılar. O kulenin ismi Babil kaldı. Babil demek saçmalamak demektir. Çünkü orada insanlar saçmalamaya başladılar. Aslında bizim bugün farklı diller konuşuyor olmamız nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? İnsanların yine saçmalığından kaynaklanıyor. Allah bizi böyle yaratmadı. Allah insanı farklı toplumlarda, farklı farklı ırklarda ya da dillerde yaratmadı. Allah isterdi ki bizler bir olalım. Ama bizler Allah'a karşı geldiğimiz için bu acı sonuca geldik. Ne güzel olurdu bugün hepimiz aynı dili konuşsaydık değil mi? Şimdi Allah kelimesine geri dönelim. Allah kelimesi en başta Kur'an-ı Kerim'de karşımıza çıkar. Yüce Yaradan'a verilen isim Allah'tır. Arapça olduğu için, yazıldığı için. Ama İncil'e gelirsek, İncil'in orijinali Grekçe dilinde. O dönemki Roma İmparatorluğu'nda yaygın olan, en yaygın olan dil Grekçe'de yazıldı. Ve Tanrı için kullanılan kelime Theos'tu. Peki daha öncesine gidersek, Tevrat ve Zebur'a dönersek, o zaman bunlar İbranice dilinde yazılmıştır. Ve Tanrı için kullanılan kelime Elohim ve Adonai ve de Yahve. Bu üç isim eski antlaşma dediğimiz Tevrat, Zebur boyunca Tanrı için kullanılan isimlerdir. İyi de şimdi hangisini kullanalım? Theos mu, Yahve mi, Elohim mi? Aslında önemli olan kimi kastettiğimizdir. Elohim demek yüce yaradan, güçlü olan demektir. Adonai demek Rab demektir. Ve de Yahve ezelden ebede var olan, her daim olan demektir. Theos yine Grekçe dünyasında bilinen Tanrı ismiydi. Hepsinin aslında aynı kimseyi, aynı Tanrı'yı, aynı yüce yaradanı kastettiğini görebiliyoruz. Aslında Kutsal Kitap'ta Tanrı için başka başka isimler de görebiliyoruz. Tanrı'ya yönelik kullanılan isimler. Örneğin El Shaddai diye geçiyor Zebur'da ve Tevrat'ta. Her şeye gücü yeten demek. El Elyon, her şeyden üstün demektir. El Olam, ebedi olan demektir. El Roy, her şeyi gören demektir. Yahve Yire, sağlayan Tanrı demek. Ve Yahve Shalom, barıştıran ya da barış olan Tanrı demektir. Bunlar Tanrı'nın
Allah'ın farklı isimleri ve bunlar her biri Allah hakkında, Tanrı hakkında bizlere bambaşka bir boyut açar, farklı bir pencere açar ve onu daha yakından tanımamıza yardımcı olur. Sonra 10 emirlere geliyoruz Musa'ya verilen yasada ve orada verilen en başlıca yasaklardan ya da yasalardan bir tanesi nedir? Tanrı'nın, Allah'ın ismini ağzına boş yere almayacaksın, boş yere kullanmayacaksın. Bu ne demek? Aslında Yahudiler onu bu şekilde algıladılar en başta. Allah'ın Yahve ismini kesinlikle ağzına almayacaksın şeklinde. Dolayısıyla onlar Yahve ismini ağızlarına almayıp yerine başka bir isim kullanırlardı. Yehova ismini. Ama aslında orada demek istenen aslında farklıydı. Orada Tanrı'nın söylemek istediği şuydu. Benim ismim bana özgüdür, kutsaldır. Ve onu başka bir yerlerde, bayağı şeylerde kullanmayacaksın. Ne yazık ki bunu görüyoruz bugün. İnsanlar futbol oynarken bir anda Allah'ım deyip bağırabiliyorlar. Gol kaçırdıklarında. Sanki Allah'ın orada bir işi varmış ya da bir eksiği varmış gibi. Ve orada Allah'ın ismini, orada Allah'ın o kutsal değerini aslında ayak altına alıp çiğnemiş oluyoruz. Ve bu gerçekten yanlış bir şeydir. Başka yerlerde Allah'ın ismini küfürlerimize de karıştırırız. Ve bu çok büyük bir günahtır. Allah kahretsin gibi yerlerde kullanarak Tanrı'nın ismini gerçekten kötüye, günaha alet etmiş oluyoruz. Gördüğümüz gibi Tanrı'nın aslında birçok ismi vardır ve hepsini kullanabiliriz. Ama önemli olan Tanrı'yı yüceltmek, onu şereflendirmek ve kimi kastettiğimizin farkında olmak. Şimdi Allah ve Tanrı sözlerinin köküne inelim. Tanrı kelimesi nereden gelmiştir? Kök, Tengri kökünden gelmedir anlaşıldığı üzere. Ve eskiden Türkler bu şekilde yüce yaradana, yüce her şeyi var eden Allah'a hitap ederlerdi. Peki Allah kelimesinin köküne gelelim. Arapçada Allah Tanrı'ya verilen ya da Tanrı yüce yaradan için kullanılan isim. Ve Hazreti Muhammed özellikle bunu hep öne sürmüştür. Ama şunu iyi bilmeliyiz ki İslamiyet'in çıkışından önce de vardı bu isim. Örneğin Hazreti Muhammed'in babasının ismi Abdullah'tı. Yani Allah'ın kulu. Aynı zamanda Kabe'nin de ismi ondan önceki nesillerden kalma Beyt Allah. Yani Allah'ın evi. Bu Yüce Yaradan'a çok önceden verilen bir isimdi. Şimdi bilindiği gibi Arapça ve eskiden Kutsal Kitabın yazıldığı İbranice dili aynı semavi dil grubundan gelmedir. Ve ilginçtir ki yine İbranice'deki Tanrı'nın isimlerinden, önemli isimlerinden bir tanesi Elloh'tur. Elloh ve İlla aslında aynı köktendir. Yani Allah büyük olasılıkla İbranice'de geçen Elloh kelimesinin de aynı kökü paylaşıyordur. Şimdi ise tabii ki Orta Doğu'da bulunan farklı farklı toplumlar vardır. Ve her biri kendi diliyle Tanrı'ya ya da Allah'a hitap eder. Ve Arapça konuşan Mesih imanları Tanrı'ya tabii ki Allah derler. Eskiden beri de böyleydi. Ama ne yazık ki bazı ülkelerde yasaklar bile getiriliyor. Müslümandan başka kimse Tanrı'ya ya da Yüce Yaradan'a Allah diye hitap edemez gibi yasalar çıkartılıyor Malezya gibi ülkelerde. Bu çok yanlıştır. Sonuçta Yaradan hepimizin Yaradan'ı bir değil midir? Herkesin kendi diliyle, kendi bildiği şekliyle ona hitap etme hakkına sahiptir elbette. Dediğimiz gibi burada Yüce Yaradan'a Allah diyerek ya da Tanrı diyerek ya da hangi dille hitap ettiğimiz değil, önemli olan kimi kastettiğimiz ve onu ne şekilde aslında aklımızda canlandırdığımız. Şimdi Tanrı'nın ya da Allah'ın farklı isimleri de mutlaka ki var. Farklı da sıfatları da var. Diyebiliriz Allah merhametlidir, lütufkardır, rahmandır ve benzer birçok sıfatlar da sıralayabiliriz. Güzel isimler de koyabiliriz. Ama bu Tanrı'nın birden fazla Allah ya da Tanrı olduğu anlamına gelmez tabii ki. Allah birdir her zaman için ve hangi isim onunla hitap edersek edelim. O zaman Tanrı Allah'ın bir sıfatıdır.
sadece bir ismidir demek yanlış olur. Çünkü Tanrı Allah'ın Arapça kadar ismidir. Türkçe dilinde Tanrı deriz, Arapça dilinde Allah deriz. Tabii ki farkındayız. Arapçadan pek çok kelime, özellikle dinle ilgili birçok kelime Türkçe'ye geçmiştir. Dolayısıyla onları da kullanırız. Bizler hem Allah'ı hem Tanrı'yı eş değer olarak burada kullanmaktayız. Sonuç olarak bizler burada Tanrı'nın ismini tartışırken bunu çok iyi hatırlamamız gerekiyor ki Tanrı dış görünüşe bakmaz. O yüreğe bakar. O bizim esas neyi kastettiğimize dikkat eder. Odur esas önemli olan onun için. Dolayısıyla burada yanlış kelimeyi kullandık diye takılmak çok yanlış olur. Ne yazık ki birçok yerlerde daha önce konuştuğumuz gibi insanlar Allah'ın ismiyle pek çok şey, pek çok yanlış şey de yapabiliyor. Yemin ederek de Allah'ın ismini kullanarak da gerçekten insanlara zarar verebiliyor. Bu Tanrı'yı mutlaka ki üzüyor. İnsanlarımız ne yazık ki Allah'ın ismini günlük işlerinde hep kötüye kullanıyorlar. Allah şahidimdir diyenler ne oluyor? Hemen arkasında üçkağıtçılık yapabiliyorlarsa gerçekten bu Tanrı'yı kesinlikle bizim yalancımız durumuna düşürmüş oluyor. Bu çok yanlış bir durum olmuş oluyor. Şimdi Rab'bin sözünden bir ayet okumak istiyorum ve Mesih'in bu tür durumlar için ne dediğine dikkatimizi çekmek istiyorum. Bakın Matta 15. bölümünde şu sözleri okuyoruz 7. ayette. Ey ikiyüzlüler! Yeşaya'nın sizinle ilgili şu peygamberlik sözü ne kadar yerindedir. Bu halk dudaklarıyla beni sayar ama yürekleri benden uzak. Bana boşuna taparlar. Çünkü öğrettikleri sadece insan buyruklarıdır. Ne yazık ki bizim toplumumuz benzer bir durumdadır. Allah ismi üzerinde çok direnebilir, çok bunun üzerinde kavgalar edebilir. Ama Allah'ı gerçekten tanıyor musun diye sorduğumuzda ya da hayatlarına baktığımızda ya da evlerine girdiğimizde orada Allah'ın gerçekten o güzelliklerini görebiliyor muyuz acaba? Ne yazık ki çoğu yerde göremiyoruz. Ve bu Tanrı'ya karşı saygı değil, bu Tanrı'ya ve ismine karşı bir ihanettir. Korkarım ki bu tür tartışmalarda Tanrı'nın anlamını, Allah'ın aslında varlığının sınırlarını daraltıyoruz. Ve onun özünü aslında kısırlaştırıyoruz. Ve insanları Tanrı'yı ya da Allah'ı tanımaya yönelik itmek yerine aslında daha da itiyoruz. Daha da uzaklaştırıyoruz. Ve de insanlar tamamen ilişkilerini koparıyorlar Allah'tan. Yahudiler de aynı hatayı yaptılar. Daha önce söylediğimiz gibi onlar çok kuralcıydılar. Ancak şu isimle Allah'a ya da Tanrı'ya hitap edebilirsiniz diye. Ama Allah'ı tanıyor muydular? Hayır. Hayatlarıyla onu inkar ediyorlardı. Bakın Romalılar 3. bölümünde ne yazıyor? 29. ayette yine Yahudilere yönelik şunu okuyoruz. Yoksa Tanrı yalnız Yahudilerin Tanrısı mı? Onlar öyle sanıyorlardı. Allah bir tek bizi seviyor. Bütün ulusları görmüyor. Bir tek bize aslında dikkat ediyor. Ama ayet şöyle devam ediyor. Öteki ulusların da Tanrısı değil mi? Elbet öteki ulusların da Tanrısıdır. Evet, bizler bu isimlere takıldığımız zaman sanki Allah bir tek toplumu seviyor. Eğer Allah diye direniyorsak sanki Allah bir tek Arapları sever. Sanki bir tek onlara değer verir. Öyle bir şey yoktur. Tanrı bütün ulusların Tanrısıdır. Herkesin ona farklı farklı hitap etmesinden de zevk alan bir Tanrı'dır. Daha ilerideki ayetlere de bakabiliriz. Bakın Romalılar 10. bölüm ne yazıyor? Çünkü Yahudi, Grek ayrımı yoktur. Aynı Rab hepsinin Rabidir. Kendisine yakaranların tümüne eli açıktır. Rab'e yakaran herkes kurtulacaktır. Gördüğümüz gibi Tanrı'nın derdi, İnsanlar bana bu isimle ya da öbür isimle değil de insanlar bana gelsin. İnsanlar bana yakarsın. Ben onları kucaklayayım, yanıma alayım diye. Dediğimiz gibi bu tür takıntılar ne yazık ki bizleri Tanrı'ya yakınlaştırmak yerine daha da uzaklaştırıyor. Aslında bizler Tanrı'yı gerçekten yürekten arıyorsak bu
kelime kavgalarını bir kenara koyup aslında Tanrı'nın sözlerine yönelerek Allah'ın o iç varlığını, Allah'ın sevgisini, Allah'ın merhametini araştırmalıyız. Onu yürekten arzulayarak, özleyerek de onun lütfuna sığınmaya dikkat etmeliyiz. O halde ister ona Allah diyelim, ister ona Tanrı diyelim, ister ona Hude diyelim ya da Homa diyelim. Burada önemli olan gerçekten Tanrı'nın kalbini yoklamak ve onun gerçekten o sevgisine ulaşmak. Emin olun Rab Allah hepimize yakındır. Ve onun esas bizden en çok istediği şey onu tanımamız. Onunla bütünleşmemiz. Sevgili seyircilerimiz, bu şeylere takılmayıp daha da Tanrı'nın sevgisine sizleri davet ediyorum. Tanrı'yı daha yakından tanımaya sizi davet ediyorum. Tanrı'nın esas arzusu budur. Değerli izleyici, programımızı izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Esas duam şu ki, bu program süresince Yüce Rabbimiz sizin yüreğinize dokunmuştur. Bunları daha iyi anlamak için, daha yürekten kavramak için özellikle İncil'i okumanızı tavsiye edeceğim. Aynı zamanda benim yazmış olduğum Allah Sevgidir kitabını size bağış etmekten memnuniyet duyarız. Bu kitapta bu konuları daha ayrıntılı olarak açıklamaya çalıştım. Ekranın üzerinde gün boyu geçen numarayı arayarak bu kitabın İncil'i de ya da yan kitapları da temin edebilirsiniz, isteyebilirsiniz ve sizlere ücretsiz olarak gönderilecektir. Güzel Rabbimiz sizi bereketlesin. Yollarını bana öğret, yönlerini bildir. Eğit beni, lütfen bana, umudum sende. Ya Rab, bütün varlığımla sana yaklaşıyorum. Ya Rab, sevgini anımsa sana güveniyorum. Ya Rab, üzüntüme bak, sana sığınıyorum. Ya Rab, bütün varlığımla sana yaklaşıyorum.